Yeni videomuz bölünebilme kuralları hepiniz hoş geldiniz. Hep beraber düğünümüze değil ama matematik dersimize niye eli boş geldiniz? Çünkü arkadaşlar matematik derslerinde mutlaka önünüzde bir kağıt kalem olsun ve mutlaka not alın. Neyi not alacaksın arkadaşım? Bölünebilme kurallarını yazıyorum. Sen şu soruyu gördüğünde bunu okuyarak çözemezsin. Birçok arkadaşımız matematik sorusuna ha bu soru kolaymış.'' <laughs> Hocam bu soru sanki biraz zor mu? Arkadaşım bakarak asla soru çözemezsin. Kalemi eline alacaksın ve yazacaksın ve çözeceksin artık hangisini yapabiliyorsan. Bölünebilme kurallarından bahsedelim. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünür. Biz bunu tek çiftte anlatmıştık. Yani 2 ile tam bölünen sayılar çifttir. Mesela burada görüyorum hemen şunu da alalım. Görüyorum kalan kaçtır diyor. Birler basamağı çift olduğu için bunun kalanı sıfırdır. Birler basamağı tek sayı olduğu için bunun kalan da nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani birler basamağı tek sayısa kalan 1, çift sayısa da kalan 0 Yani tam olarak bölünür. Şimdi hemen bir örnekle pekiştiriyorum. 3, 5, x sayısı. Rakamları farklı demiş. Rakamları farklı demişse bir kullandığın rakamı bir daha kullanmayacaksın demektir. Yazıyorum sayıyı 3, 5, x sayısı. 3 basamaklı bu doğal sayının 2 ile bölümünden kalan 1. 2 ile bölümünden kalan 1 ise birler basamağındaki rakam 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarını alabilir. Lakin... Rakamları farklı dediğimiz için 3'ü ve 5'i alamayız. Geriye kaç tane değer kaldı? 3 tane değer kaldı. İşte bu 2 ile bölünebilme. Sırada kim var? 3 ile bölünebilme kuralımız var. Ki en çok kullanacaklarımızdan biri 3, diğeri 4, diğeri 9, bazen 11, geri kalan da lazım olacak bekle gör. Şimdi rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan her sayı 3 ile tam olarak bölünür. Nasıl mı? Mesela şöyle görebilirsin. 5, 7 daha kaç etti? 12 6 daha kaç etti? 18. 18 3'e tam olarak bölündüğü için kalan nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani tam olarak bölünür. Şimdi bir şey anlatacağım sana. Ben şöyle yapıyorum. Mesela bu 9 3'ün katı değil mi? Diyorum ki at gitsin uğraşma. 8 ile 1'i topladım kaç etti? 9 değil mi? At gitsin diyorum bu 3'ün katı. Bak 4'ü 3'e bölünce 4'ü 3'e bölünce kalan kimdir? kalan 1'dir. Şöyle de yapabilirdim ha. 1489, 9 gitti, 8, 4, 12 gitti. Kim kaldı? 1 kaldı da diyebilirdim. Yine rakamları farklı demiş. Sayı kim? Sayı 4, 7, 6, x sayısı. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2. Bir kere şunu görebilirsin. İzle burayı. 6, 3'ün katı değil mi? 6, 3'ün katı olduğu için onu atabilirsin. 4 ile 7'yi topladım kim? 11. 11'i 11'i 3'e böldüm. 3 kere 3 9 kalan 2. Aradığını bulduysan daha önce de söyledim. Her şey tamamdır. Aradığımızı bulduk. Kalanımız kaç? Kalanımız 2. Kalan 2 ise tamam. Bizden de çünkü 3 ile bölümünden kalan 2 olmasını söylemiş. O zaman x'e 0 veririm. Yani 3'ün katıdır. x'e 3 veririm. x'e 6 veririm. x'e 9 veririm. Tabi rakamlar farklı dediği için kimi alamazsın? 4, 7, 6 x dediği için 6'yı alamazsın. Değerlerin toplamını sormuş. 0, 3, 9 topladın kaç geldi? 12 sevgili arkadaşım. 3 ile bölünebilme kuralı önemli. Sakın hafife alma. Sırada kim var? 4 ile bölünebilme kuralı var. Son iki basamağı 4'ün katı olan her sayı 4 ile tam olarak bölünür. Yani bir sayının eğer 4 ile bölünüp bölünmemesini istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız nereye bakacaksınız? son iki basamağına bakacaksınız. Son iki basamağına baktığınız kim? 52, 65. Şimdi diyorum ki 52'yi 4'e böldüm kalan 0. 65'i 4'e böldüm 16 çarpı 64 kalan 1. Bunun kalanı sıfırdır. Bunun kalanı da nedir arkadaşlar? Birdir. Demek ki bir sayının 4 ile bölünebilmesini inceleyebilmek için onun sadece son iki basamağıyla ilgileniyoruz. Ötesi berisi bizi ilgilendirmiyor. Hemen üçüncü sorudayız. Diyoruz ki 4 basamaklı bir yedi A, 8 doğal sayısı 4 ile tam olarak bölünebildiğine göre sayıyı yazdım 1 7 A 8. Şimdi neresine bakacağız biz? Son iki basamağına bakacağız. Bak. Ötesi berisi hiç işim olmaz. İşim olmaz hiç. işim olmaz tamam mı? İşim olmaz. Ne diyorum arkadaşlar? A 8 demiş. Şimdi bu 0 8 olsa bölünür ama 18 olsa bölünmez. 28 olsa bölünür 7 kere 4 28. Demek ki 0, 2, 4, 6, 8 rakamları farklı da demediği için alabileceği değerlerden biri 0'dı, diğeri 2'ydi, diğeri 4'tü, 6'ydı, 8'di. Topladın kaç geldi? Topladın 20 geldi. Uçuşa hazırız. 5 ile bölünebilme kuralından bahsediyoruz. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için birler basamağındaki rakam ya 0 olacak ya da 5 olacak. Kalan ne olur o zaman? Sıfır olur. Peki kalan bir dediğinde kalan 1 bir olduğunda birler basamağındaki rakam 1 ve 6. Kalan 2 dediğinde birler basamağı 2 veya 7. Kalan 3 dediğinde 3 veya 8. Bak kalan 4 dediğinde 0 artı 4, 5 artı 4 yani 4 veya 9 olur sevgili arkadaşım. Şimdi aşağıda bakıyorum. 3562. Birler basamağında kim var? 2 var. Kalanda nedir? 2'dir. 4789. 9 olduğunda kalan 4'tür. Çünkü 9'u 5'e bölersin. Kalan kaç olur? Kalan da 4 olur. Kalan kalır, kalan kalır. Biz tahtayı siler gideriz. Hadi bakalım. Bölünebilme kurallarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 ile bölünebilmedeyiz. Son 3 basamağı 8 ve 8'in katı olan her sayı 8 ile tam olarak bölünebilir. Arkadaşlar buradan soru gelmeyebilir ama biz bilmek zorundayız. Ona bakarsak 7 ile bölünebilme kuralı var ama artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında bile yer almıyor. Size lazım olmayan hiçbir şey Metin hocanız anlatmıyor. Ne varsa sana lazım olan hiç çıkmıyor aklımdan hep onu anlatıyorum. Ne varsa senden kalan hiç çıkmıyor aklımda. Efendim 008, 0016, 646, 992 aslında bunların hepsi 8'in katları sen gör istedim. Şimdi bak buraya geldik son 3 ile ilgileniyoruz. Bir defa cin gibi ol 816 zaten 800 dediğin sayı 8'in katı zaten 16 dediğin 8'in katı 816. Kalan da kimdir? Kalan da sıfırdır. Ya da ne yaparsın? 524'ü alırsın. 8'e bölmek için bir mücadele edersin. 6 kere 8, 48. 4 kaldı buradan. 44. 5 kere 8, 40. Kalan kaçmış? Kalan 4'müş. Şimdi buna 50 tane yıldız koysan yeridir. Çünkü 9 ile bölünebilme kuralını çok kullanıyorlar. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan her sayı 9 ile ne yapar arkadaşlar? Tam olarak bölünür. Nasıl mesela? Bak söylüyorum. 3, 6, 7, 2 daha 9. O halde kalan 0 tabii ki. Bak 6, 2, 1. Topladın kaç etti? 9 etti. Kim kaldı? 4 kaldı. 9'a vurdun gitti. Gol attın. Attın ortadan çıktı gitti. Kim kaldı ortada? 4 kaldı. O zaman kalan nedir? Kalan 4'tür arkadaşım. 2 tane 9 ile bölünebilme ile ilgili kavrama sorularımız var. Kavratma sorularımız var. Şimdi 5x4 2 sayısı. 9 ile tam bölünüyorsa yani kalansız bölünüyor. Yani kalan sıfırsa hemen hesaplıyorum. Diyorum ki 4 ile 5'i topladım kaç etti? 9 etti. Onu bir attım gitti. Aradığım bir şey değil zaten. 9 tamam gitti. 2'ye kaç eklersem 9 eder? 2'ye 7 eklersen 9 eder. Dolayısıyla x'in alacağı değer 7'dir. Atmasaydın ne olurdu? 5, 4 daha 9 ederdi. 2 daha 11. En yakın 9'un katı 18. 18'den 11 çıkınca senin kime ihtiyacın var? 7'ye ihtiyacın var. Sınavda matematik yapmak için de Metin Hoca'ya ihtiyacım var diyoruz. 15 basamaklı 4, 3, 4, 3, 4, 3 gidiyor, 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 gidiyor. Bu sayılardan Bak dikkat et 4, 4 ile başlayıp 4 ile bitmiş. Şimdi 14 basamaklı olsaydı. Eğer 14 basamaklı olsaydı. Olsaydı olsaydı. Heh. Bunlardan 7 tanesi 4 olurdu. 7 tanesi de ne olurdu? 3 olurdu. Evet 7 tanesi 4 7 tanesi 3. Ama 15 basamaklı ise 4 ile başlayıp 4 ile bitmişse o zaman diyorum ki 8 tane 4 var burada 7 tane de kim var arkadaşlar 3 var. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralı kim? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan diyoruz. Şimdi rakamları 8 tane 4 varsa 8 kere 4'ten 32. 7 tane 3 varsa 7 kere 3'ten 21. Bunları topladın kaç etti? 53. Bak ben sana daha bir güzel bir şey göstereyim mi? Mesela 53'ü 9'a bölmem. 5 ile 3'ü toplarım, direktlerim ki 8. Bitti. Bak buradan da yaparım. 3 ile 2 toplar 5, 2 ile 1'i toplar 3, 5 ile 3'ü toplar 8. Hiç değişmez. Yeter ki niyetin olsun. Benim yanımda kal, saklı kal, söyleyeceğim sana. 10 ile bölünebilme kuralında ise birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı sıfır olan sayılar kim ile tam olarak bölünür? 10 ile tam olarak bölünür. Birler basamağında 3 varsa kalan 3'tür. Birler basamağında 5 varsa kalan 5'tir. Öyle aramızda 3'ün 5'in de lafı olmaz yani demedi demeyin. Ve yine öğrenci arkadaşlarımızın en çok zorlandığı yerlerden bir tanesi. Bana göre en kolay. Biraz da size birazdan sizin için de kolay olacak bölünebilme kuralı 11 ile bölünebilme kuralıdır. 11 ile bölünebilme kuralını sen daha o kamera çok gider geliş. Ben böyle gidip gidip geleceğim çünkü. 11 ile bölünebilme kuralında sayının birler basamağından başlayarak gruplandırıyorsun. Nasıl mı? Şöyle artı, eksi, artı, eksi, eksi üstte yazayım. Artı, eksi gruplandırdın mı? Gruplandırdıktan sonra artı olanların toplamından eksi olanların toplamını çıkartıyorsun. Artı olanlar kim? A artı, C artı, E. Eksi olanlar kim? B artı, D. Bunları çıkarttığında 11 veya 11'in katı ise bu sayı 11 ile eğer 11'in katı ise sayı 11 ile tam olarak bölünür. Laralaram. Şimdi pratik olarak da ben Metin Hoca olarak şöyle söylüyorum. Diyorum ki sen bu A, B, C, D, E sayısını aldın ya. Gruplandırınca A artı C artı E eksi B artı D eşittir 11'in katı deme. Direkt bunu kime eşitle? direkt sıfıra eşitle çünkü sıfır da bir 11'in katıdır. Diyelim ki sonuç negatif çıkarsa, sonuç negatif çıkarsa eksi 7 çıktı. Hemen bir 11 ekle pozitif olana kadar ne ekliyorsun 11. Zaten ben sana bir önceki bir önceki videomuzda demiştim ki kalan negatif olmaz. Ne yaparsın üstüne eklersin o işi çözersin. Bak gel biraz uygulama yapalım artı, eksi, artı, eksi. Birler basamağından başladım. Artıları yazıyorum. 8 artı 2, 10. 5 artı 6, kaç etti? 11. 10'dan 11'i çıkartırsan kalan kaç oldu? Eksi 1. Kalanın eksi 1 olma ihtimali var mı? Yok. Ne yaparsın arkadaşım? Eksi 1'e 11 eklersen kalan ne oldu? 10 oldu. Şimdi yine birler basamağından başlayarak gruplandırıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı. 38.654 sayısı. Gel buraya. Ne yaptım? Seni gruplandırdım. Şimdi topluyorum diyorum ki 3 artı 6, 9. 9, 4 daha kaç etti? 13. Eksileri topluyorum. 8 artı 5, 13. 13'ten 13 çıkınca Kalan ne oldu? Sıfır aldı. Demek ki 38.654 sayısı ne yapabilir? 13 ile tam olarak bölünebilir. Şimdi dikkat et, dikkat et. Öğrenmeden, kavramadan bu işler olmaz. Daha çok soru çözeceğiz. Şimdi konuyu bir anlatalım, bir iyice anlaşılsın bu videoda. Sonra bundan sonra çekeceğimiz videoda ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman da bol miktarda soru çözeceğiz. Şimdi 3000, 37000, x84 sayısı 11 ile tam olarak bölünebilmesi için x ne olacak? Hemen yazdım. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artı olanları topluyorum. 3 artı, x artı, 4. Eksi olanları topluyorum. 7 artı 8. Artı olanlardan eksi olanları çıkartıp sıfıra eşitliyorum. Çünkü sıfır da 11'in bir katıdır. Buradan ne geldi? 7 artı x. Buradan ne geldi? Eksi 15 eşittir 0. 7'den 15 çıktı. Eksi 8 eşitliğin diğer tarafına attın. Artı 8 x buradan kaç çıktı? 8. Hadi gelin tahtayı silelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bazı bölünebilme kuralları var. Tek başına kuralları yok bunların. Gelin hep beraber bunlar karşımıza çıktığında neler yapacağız onu görelim. Bir notumuz var. Bu notumuz zaten tamamen her şeyi açıklıyor. Ne diyor? Aralarında asal olan iki sayıya tam olarak bölünebilen sayılar bu sayıların çarpımlarına da tam olarak bölünür. Nasıl mı? Mesela 6 ile ilgili bir bölünebilme kuralı yoktur. Ama 2 ve 3 sayıları aralarında asaldır. 2'ye ait bir bölünebilme kuralı vardır. Dolayısıyla 3'e ait de bir bölünebilme kuralı var. O halde bir sayı 2'ye ve 3'e tam olarak bölünebiliyorsa 6 ile de tam olarak bölünür. Çünkü şöyle görebilirsin 2 çarpı 3. O zaman şöyle yapalım bak 12 için 3 çarpı 4, 15 için 3 çarpı 5, 18 için 2 çarpı 9 çünkü 2 ile 9 aralarında asal. Bazılar buna 3 6 diyor, yok öyle bir dünya. 3 8, 36, 4 9, 45, 5 9, 33, 3 11, bunlar hep aralarında asal. 55, 5 11 aralarında asal. 12 ile bölünebilmesi için sayının 3'e ve 4'e tam bölünmesi lazım. 15 ile bölünebilmesi için 3'e ve 5'e tam bölünmesi lazım. 18 ile bölünebilmesi için 2'ye ve 9'a tam olarak bölünebilmesi lazım. 24 ile bölünebilmesi için 3'e ve 8'e tam bölünmesi lazım. 36 için 4 ve 9 diyoruz. Efendim abartabiliriz bunu yani ha. Her şeyi de söyleye ben bazılarını yazdım çünkü bunların birçoğunu kullanıyor SM. 45 ile bölünebilme 5 ve 9. 33 ile 3 ve 11. 3 çarpı 11 33. 5 çarpı 11 de 55'tir. <laughs> Şimdi tahtadaki sorularımızı çözüp videomuzu tamamlayacağız. Ama konu bitmeyecek. Esas sorular, sınava yönelik sorular... Bir sonraki videoda bildiğin konu anlatımını yani kavrama kısmını tamamlayıp uygulama kısmına geçeceğiz. Şimdi bu sorulara bakalım. Mesela x4y sayısı 6 ile tam olarak bölünebilmektedir. 6'ya ait bir bölünebilme kuralı var mı? Yok. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 3'e ve 2'ye tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. Şimdi artık 6'yı incelemiyorsun. Önce bir 2'yi inceleyelim. Neden? 2 ile bölünebilmesi için buradaki bak buradaki dikkat ediyoruz. Rakam e, birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 değerlerini alması lazım. Bize diyor ki x artı y toplamının alabileceği en büyük değer. En büyük değer dediği için ben burada direkt Y'ye kaç veriyorum? 8 veriyorum. Şimdi 2 ile bölünebilme tamamlandı. Sırada kim ile bölünebilme var? 3 ile bölünebilme var. Kimdi 3 ile bölünebilme? Rakamları toplamı yani sayımız artık x4 8 sayısı oldu. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ola. 8 4 daha kaç etti? 12. Zaten 3'ün katı. Bunu bir at gitsin. O halde x ne olur? 0 3 6 9 değerlerini alır. Lakin... Sıfırla başlayan 3 basamaklı bir sayı göremezsin. En büyük dediği için de kimi alırsın? 9'u alırsın. X 9, Y 8. Bu ikisini topladığında X artı Y en çok kaç olur? 17 olur sevgili arkadaşım. Çok basit bir şeyden bahsediyoruz. 2 basamaklı 3 ile bölündüğünde bir kalanını veren kaç tane tam sayı vardır. Biz bunu nerede görmüştük? Ardışık sayıların sonlu toplamlarında görmüştük. Terim sayısı ile ilgili kullanmıştık. Şimdi ben buraya geliyorum. 2 basamaklı sayıları alıyorum. 2 basamaklı en küçük sayı 10. Onu 3'e böldüğümüzde kaç kaldı? 1 kaldı. O zaman 3'er 3'er arttırıyorum. 13'ü 3'e böldüğünde de 1 kalır. 16'yı 3'e böldüğünde de 1 kalır. Bu böyle gider gider gider. Şimdi 99 tam bölünür. Okey. 1 eklersen 100 olur. Onu almayacaksın. Bir önceki kim? 96. Bir ekledin 97. Neden? Çünkü 97'yi 3'e böldüğünde kalan kaçtır? 1'dir. Bu şekilde kaç tane sayı olduğunu anlamak için neyi kullanıyorduk? Terim sayısını. Kimdi o? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. O halde hemen söylüyorum. Diyorum ki 97 eksi 10 3'er 3'er artmış artı 1. 97'den 10 çıktı 87. 87'yi 3'e bölünce kaç gelir? Vallahi bilen yok ha görüyor musun? 29. 29 artı 1'den kaç etti? 30 etti sevgili arkadaşım. Şimdi buraya gelelim ve xyz sayısından bahsetmiş. Acaba basamak çözümleme mi diye bir an aklıma geldi. 2x eşittir 3y. 3y eşittir 4z olduğuna göre bize diyor ki x, y, z sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Basit düşünüyorum. Z'ye 1 versem y 4 olur. 4 kere 3 12 olur. X de 6 olur. O zaman 641 gibi bir sayı oldu. Bunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır bakalım. 6, 4 daha 10, 1 daha 11. 11'i 9'a böldük. Kaç kaldı? 2 kaldı arkadaşım. Peki, sınavlarda böyle basit sorular mı geliyor? Bekle arkadaşım. Neyi? Şu soruyu çözdükten sonra biraz mola ver, sonra git bir sonraki video izle orada göreceksin neler olduğundan olduğunu. 3 basamaklı ABC doğal sayısının, bak son sorumuzdayız bu videonun son sorusu. 3 basamaklı ABC doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan 7. O halde şunu söyleyebilirsiniz. Bunun birler basamağı kesinlikle kimdir? 7'dir. 10 ile bölümünden kalan 7 olduğu için. Bu sayı 3 ile tam olarak bölünebiliyorsa o zaman 3 ile kalansız bölünebiliyorsa A artı B ne olur ona bakalım. 7'ye kaç eklersem 3'ün katını verir. 7'den sonraki 3'ün katı 9. Kaç eksik? 2. O zaman A artı B en az 2 olur. 3 arttırdım 5 olur. 3 arttırdım 8 oldu. 3 arttırdım 11 oldu. 3 arttırdım 14. 3 arttırdım 17. 3 arttırdım 20 olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Her iki rakam 9 9 olsa 18 eder. İki rakamın toplamı, iki rakamın toplamı kimden fazla etmez arkadaşlar? 18'den fazla etmez. Dolayısıyla A artı B en çok 17 en az 2. Kaç tane değer alır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane değer alır. Sevgili arkadaşım bu çiçeği sana gönderiyorum. Güzel bir ders oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hayırlı sabahlar. <laughs> Tabi sabah izliyorsan.